Ama haber bülteni ala askeri ile başlıyor. Efendim iyi akşamlar Türkmen ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Diyale Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasına göre DAEŞ Diyale iline bağlı Uzayim nahiyesinde saldırı düzenledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa El Kazimi, Diyalen'in El Ozaim ilçesinde meydana gelen terör olayı ile ilgili acil bir soruşturma başlatmaya talimat verdi. Ortak Hareket Komutanlığı El Elgarami Uzay Nahiyesi'nde düzenlenen Daesh saldırısında şehit düşenler için yas tuttu. Mısır ve Ürdün Irak'ın Diyale ilindeki terör saldırısını kınadılar. Kerkük'te Şehit İbrahim İsmail salonunda sivil toplum örgütü tarafından Irak Türkmen Ulusal Tiyatrosu bir tiyatro sahnesi düzenledi. Tekrardan hoş geldiniz. Diyale Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasına göre Daesh, Diyala iline bağlı Uzeym nahiyesinde saldırı düzenledi. Saldırıda 11 Irak askerinin şehit düştüğünü bildirildi. Daesh saldırısı sonrasında bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa El Kazmi Diyalen'in El Uzaym ilçesinde meydana gelen terör olayı ile ilgili acil bir soruşturma başlatmaya talimat verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sözcüsü Tüm General Yahya Rasul yaptığı açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa El Kazmi Diyalen'in El Uzaym ilçesinde meydana gelen ve sonucunda 11 askerin şehit olduğu terör olayı ile ilgili acil bir soruşturma başlatmaya talimat verdiğini belirtti. Açıklamaya göre silahlı kuvvetler başkomutanı terör gruplarının planlarını bozmak için en üst düzeyde hazırlık yapılması terör örgütü DAEŞ mensuplarının kullandığı alanların büyük operasyonlar daha doğrusu operasyonlar yürütmek ve bu korkakça eylemi gerçekleştiren teröristleri adil bir şekilde cezalandırmak için güvenlik güçlerine direktifler verdi. Hava sıcaklıklarının eski derecelerde olmasını fırsat bilen terör örgütü Daesh militanları, Diyale elindeki El Uzay'ın bölgesinde bulunan Irak ordusuna bağlı bir kontrol noktasını hain bir saldırı düzenledi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde olmasını fırsat bilen terör örgütü dayış militanları Diyale ilindeki El Uzey'in bölgesinde bulunan Irak ordusuna bağlı bir kontrol noktasına hain bir saldırı düzenledi. Hain saldırı sonucu kontrol noktasında bulunan bir subay ve bütün askerler şehit edildi. Saldırıyı düzenleyen terör örgütü militanları saldırı sonrası olay yerinden dağlara kaçtıkları iddia ediliyor. Olay yerinde teröristleri bulmak için güvenlik güçlerinden büyük çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı. Başlatılan askeri operasyon bölgede yakın köy ve bölgelerde sürüyor. Şerat kıyadet fırkatı meşatı ula ve kataat mülhaka biha bi ameliyet. بقايا Irak ordusunun birinci Tugay komutanlığı tarafından Diyale iline bağlı Uzeyn bölgesinde teröristleri bulmak için büyük bir askeri operasyon düzenledi. Düzenlenen bu askeri operasyon Diyale ve Salahattin iller arasında olduğu için Diyale Operasyonlar Komutanları, Salahattin Operasyonlar Komutanlığı ve Samarra Operasyonlar Komutanlığı tarafından ortaklaşa başladı. Gerçekleşen askeri operasyon sırasında bölgede terör örgütü DAEŞ'a ait yerel bombalar, konaklama ve tünellerde bulundu. Hepsi de güvani güçler tarafından yerle bir edildi. Operasyon sırasında havadan da hava kuvvetleri de destek verdi. Başbakan Mustafa El-Kazmi, Diyale cinayetinin kesin bir ceza verilmeden geçmeyeceğini vurguladı. El Kazmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyale'de askerlerimize karşı işlenen terör suçu kesin bir ceza verilmeden geçmeyecek. Cani teröristlere güçlerimizin tepkisi büyük olacaktır ifadesini kullanarak kahraman silahlı kuvvetlerimiz bu ihlallerin tekrarını önlemek için ve Irak Iraklıları için teröristleri her yerde takip etmekle yürütüldüğü Ortak Hareket Komutanlığı Diyale ilinde El Garami Uzayim Nahiyesi'nde düzenlenen Daesh, Daesh saldırısında şehit düşenler için niyaz tuttu. Güvenlik Medya Hücresi'nden yapılan açıklamada Ortak Hareket Komutanlığı'nın uzayim olayını gerçekleştiren teröristleri cezalandırma sözü verdi. Ordu Genel Kurmay Başkanı, daha doğrusu Başkanı Kor General Emir Yarallah Başkanlığındaki bir güvenlik heyeti, Diyale elindeki El Udayım cinayetinin gerçekleştiği yere geldi. Ordu Genel Kurmay Başkanı, Kor General Abdul Emir Yarallah ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı, Kor General Abdül Emir içeren bir güvenlik heyeti, Diyale ilindeki El odayım bölgesinde Kazan mahaline geldiklerini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Diyal'de ordunun kahramanlarına yönelik korkakça terör saldırısı güvenliğimizi hedef almaya yönelik alçak ve başarısız bir girişimdir dedi. Cumhurbaşkanı Berhem Salih görevimiz ulusal güvenliği koruyan ve halka hizmet eden güçlü bir hükümet oluşturmak için iç cephesinin güçlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Parlamento'nun birinci başkan yardımcısı Hakim Elzamini, Diyala iline bağlı El Ozaim bölgesinde birinci askeri tümeninden bir grup kahramanın şehit olmasından dolayı Irak halkına taziyelerini iletti. Açıklamaya göre Elzamini, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazimi'ye teröristleri kovalamak ve terörü yok etmek amacıyla güvenlik istikrarı yaşayan daha doğrusu yaşayan bölgelerden askeri birimleri güvenlik istikrarsızlığı yaşayan bölgelere gir daha doğrusu getirmesi talebinde bulundu. Mısır ve Ürdün, Irak'ın Diyale ilindeki terör saldırısını kınadılar. Mısır Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya göre açıklamada bugün Şafak vakti Irak, Irak'ın Diyale ilinde meydana gelen ve Irak Silahlı Kuvvetleri'ne mensup çok sayıda kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesini kullanıldı. Açıklamaya göre Mısır, Irak'ın hükümetine ve halkına bir trajik kazanın masum kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerini sundu ve Mısır güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı talepler daha doğrusu tedbirlerde Irak ile tam dayanışma içinde olduğunu da teyit etti. Ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanlığı Irak'ın doğusundaki Diyale Valiliği'nde bir Cuma günü meydana gelen ve çok sayıda şehitler sonuçlanan terör saldırısını kınadı. Güvenlik dosyasında devam ediyoruz. Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı, terörün dördüncü maddesine göre yargı tarafından aranan Daesh teröristlerinin tutuklandığını duyurdu. Güvenlik medya hücresi yaptığı açıklamada teröristin Kuzey Bağdat'ın sözde vilayet sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. Parlamentonun ilk oturumunda yapılan olaylarda mahkeme kararını gelecek haftaya erteledi. Parlamentonun ilk oturumunda yapılan olaylardan dolayı siyasi güçler ve milletvekillerinden Basim Haşan mahkemeye şikayet etti. İlk oturum yasal olup olmadığının kararını mahkeme belirlemesi ve bu kararı ertelemesi tüm siyasi güçlere anlaşmaları için büyük fırsat kazandırmış. <laughs> Federal mahkeme parlamentonun ilk oturumunda yapılan olaylarla ilgili bir yasal karar vermek istemedi. Mahkemenin kararı ne olursa olsun seçimde elde edilen sandalyeler aynıdır. Son günler kurulan koalisyonlar devam edecek. Siyasi güçler birbirine memleket ve halk için yumuşak olmalı. Tüm hükümetler anlaşımlı kurulmuş. Bu kez ve bu zamanda çoğunluk hükümetin kurulması Birkaç ay ancak devam edecek söz konusu olmuş. Eğer ciddi hükümete katılım ve muhalefet olmazsa, siyasi güçler dikkat olmalı, olanlara kabul olmalı ki yeni hükümet kurulsun. Aynı zamanda diğer yandan ya kalan siyasi güçler hükümetin kuruluşuna katılır ya da muhalefet olurlar. Şimdilik sadece parlamento başkanı için sünni kitleleri anlaşmış. Kürt ve Şii güçleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakan üzerine hala bir ittifak olmamış. Bir hafta içinde Cumhurbaşkanı seçme süreci bitmeden bir ittifak olmasa Kürtler ve Şii kitlelerinin büyük kısmı ya muhalefet ya da siyasi boykot kararı alma zorunda kalırlar. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni tip COVID-19 koronavirüs tablosunu açıkladı. Ülke genelinde son 24 saatte 7155 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 195 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı. Meteoroloji önümüzdeki iki gün boyunca sıcaklıkların düşmeye devam etmesini bekliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ülkenin ortasında ve güneyinde yarın cumartesi günü havanın çok soğuk olacağını açıkladı. Kerkük'te Şehit İbrahim İsmail salonunda sivil toplum örgütü tarafından Irak Türkmen Ulusal tiyatrosu bir tiyatro sahnesi düzenledi. Kerkük'te Şehit İbrahim İsmail salonunda sivil toplum örgütü tarafından Irak Türkmen Ulusal tiyatrosu bir tiyatro gösterisi düzenlendi. düzenlenen tiyatroda çok sayıda oyuncu ve tiyatro seven katıldı. Eczane adlı tiyatro gösterisinde son dönemlerde eczacıların yaşadığı sorunları ele alarak ayrıca ilaç konusunda milletin bilinçlenmesi için tiyatro oyunuyla yansıttılar. Ay çorba hicin olmuşsa. Naksı Bey. Kim? Yok dur da yok yanlışsam. Bireyi bakma lan. Ve sen kimsin? Usta hayatım. He, ha. bira soyda. Ya abim sen de bir shit'te aslan hayvaltı. E, çıkarttım sana 35.000'den verdim. E, diyor bana kurdan miyoptum. Böyle 2000'den o geldi. E, Çarşı'da sergilenen acı acı seyheli dedikleri tiyatro oyununu seyretmem aptayım. E, Vejaber'se anصارın yani da bu bir dakika desen millet ne kadar e, aciz ve susuzdu. yani bir böyle e, çalışmalar Bahçeleri, temenni ederim yani bu bizim muhasebelerden, sivil toplum örgütlerinden, e, gençlik merkezlerinden bu yöne önem versinler. Mehmet Haşim Salih'i yazdığı tiyatro hakkında şu sözlere değindi. Müştemahimizde toplumumuzda olan bazı olumsuz silbi işler vardır. Onları mən gündəmə gətirmək istadım. Birisi də nədir? İnsanlar bəzən özlərini ələcə alırlar. Bəzi var, e, doktora getmədən qonşusuna baxaraq ələcə alıb özü alır. alır. E, gün e, bu gün əczaçının sıx yaşadığı sıxıntılar nədir? Onları mən həbsinə vəzətladım. Bu şəkildə görmüş olduğunuz şəkildə səhnəyə qoydum. Özüm beləki bir məsələyəşdirirəm ki, millət bilsin ki, e, e, bilincli davranılsın. Hər ələcə alınmaz. E, bu adətlərdən uzaq keçsinlər deyə bunu yazdık. Basit bir məsrhə heyatı bir pardalıydı. Irak Ulusal Türkmen Tiyatro Oyuncuları, Eczane adlı tiyatroyu canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Ayak kabul. Ayak kabul. <laughs> Bu düşüncelerimi ben özüm bir oyuncu olarak, bir sahne oyuncusu olarak tabii ki çok güzel buldum. O, bu arada size diyelim hoş geldiniz, sefalar siz Gerçekten çok güzel bir şeyler bir hazırladık sizler için ve seyirciler için. Öte yandan yönetmen Ahmet Sarıkahya duygularını şöyle ifade etti. Ee, biz bu oyunu e, ortaya attık ki e, millete... Ee, tev e, tevaiye uyarak e, sadece ondan e, darmanlar alıp e, başka yerlerden e, almasın, insanlardan fikir almasın, sadece e, eczacılardan e, e, öğütler aslar. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının Geçen hafta 500 bin varil %0,1 gül artarak yaklaşık 413 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil %0,2 azal daha doğrusu azalışla 592 milyon var ile geriledi. <laughs> Japonya'da kapsamlı Tokyo dahil 16 eyalette en genişletilen Covid-19'a karşı kısmi olağanüstü hal nedeniyle daha doğrusu devreye girdi. Ülkede Covid-19'a karşı Pfizer aşısının 5 ile 11 yaş arasındakilere uygulanabilmesi onaylandı. Sağlık Bakanlığı aşının 5 ile 11 yaş arasında çocuklara uygulanmasına izin verdi. Söz konusu aşı hali hazırda 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu. Koyodo Ajansı bu yaş aralığına Mart 2022 itibariyle uygulanmaya başlanacak aşının ilk aşamada 8 milyon çocuğu kapsayacağını bildirdi. Rusya'nın askeri yığınak yaptığı Ukrayna sınırındaki gelirimi azaltmak için ABD ve Rusya arasındaki diplomasi trafiği bugün Dışişleri Bakanlığı, daha doğrusu Bakanları Antonio Blinken ve Sergey Lavrov arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeyle devam etti. Rusya'nın askeri yığınak yaptığı Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltmak için ABD ve Rusya arasındaki diplomasi trafiği Büyün Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Sergi Lavrov arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeyle devam etti. Kısa görüşme sonrası iki bakan da birbirlerine karşı açık sözlü olduklarını ve diyaloğun artırılmasını istediklerini söyledi. Görüşmenin ardından önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov, sonra da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken basın toplantısı düzenledi. Sergi Lavrov, bir kez daha Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik bir planları olmadığını söyledi ve iddialarla ilgili Batı'yı suçladı. Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair açıklamaları, Ukrayna'yı askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk anlaşmalarının kif tarafından yerine getirilme işinin üstünü örtme amacı taşıyor. Anthony Blinken ise ülkesinin diplomasiye önem vermeye devam ettiğini ancak Moskova'nın kapsamlı saldırganlığa başvurması halinde hızlı ve sert şekilde yanıt vereceklerini belirtti. İran, Rusya ve Çin, Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğini güçlendirmek amacıyla ortak deniz tatbikatı başlattı. İran, Rusya ve Çin Hint okyanusunda deniz güvenliğini güçlendirmek amacıyla ortak deniz tatbikatı başladı. İran Devlet Televizyonu'ndan aktarılan bilgiye göre tatbikata İran'dan 11, Rusya'dan 3 ve Çin'den 2 savaş gemisi katılıyor. İran devrim muhafızlarına ait tekne ve helikopterlerin de tatbikatta yer aldığı bildirildi. Hint okyanusunun kuzeyinde 17 bin kilometre karelik bir alandaki askeri egzersiz kapsamında gece çatışması, kurtarma operasyonu ve yangın talimi de yapılacak. Üç ülkenin 2018'den bu yana düzenlediği bu üçüncü tatbikatın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün sonra eren Rusya ziyaretinin sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Reisi Rusya dönüşü İran Devlet Haber Ajansı'na bir açıklamayı yaparak Tahran ve Moskova arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi bölgede ve uluslararası arenada güvenliği artıracaktır diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken de taraftarların uzlaşma sağlayıp sağlamayacağının birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi. İran'ın nükleer programının denetlenmesi amacıyla 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmayla ilgili müzakereler sonucunda yakın zamanda belirleyici bir karara varılabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antonio Blinken da tarafların uzlaşmayı sağlayıp sağlamayacağının birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi. Eski Başkan Donald Trump'ın 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran'da anlaşmanın bazı maddelerini ihlal ederek misilleme yapmıştı. Ülkesini yeniden anlaşmaya dahil etmekte yanı olan Başkan Joe Biden yönetimiyle İran arasında doğrudan olmayan müzakereler ise iki ay önce başlatılmıştı. İran'ın Amerikalı yetkililerle doğrudan görüşmeyi reddetmesi nedeniyle şu ana kadar müzakereler farklı kollardan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rus hükümetleri aracılığıyla yürütüldü. Müttefikleriyle Ukrayna'nın güvenliği başta olmak üzere çeşitli konular üzerinde görüşmeler yapmak üzere Avrupa'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Berlin'de İngiliz, Fransız ve Alman yetkililerle toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Blinken, İran müzakereleriyle ilgili olarak şu an tam olarak bir karar anındayız. Gerçek bir aciliyet söz konusu ve anlaşmada karşılıklı bir uzlaşıya varıp varılmayacağımıza birkaç hafta içinde karar vermiş olacağız dedi. Anayasa Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının 6 Ocak 2021 günü ABD Kongresi'ne yapılan baskını soruşturan komisyonla paylaşılmasını engelleme talebini geri çevirdi. Anayasa Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının 6 Ocak 2021 günü Amerika Birleşik Devletleri Kongresine yapılan baskını soruşturan komisyonla paylaşılmasını engelleme talebini geri çevirdi. Mahkemenin bu kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet belgelerinin ve tarihsel kayıtlarının saklandığı federal kurum olan Ulusal Arşiv'in elindeki Beyaz Saray kayıtlarının alt mahkemelerdeki davalar devam ederken bile açıklanabileceği anlamına geliyor. Trump'ın 6 Ocak 2021'e ait Beyaz Saray kayıtlarının kongre baskını soruşturan komisyona teslim edilmesi engelleme girişimi öncesi Washington D.C. Temiz Mahkemesi Trump'ın Başkan Biden'ın kayıtlarını komisyona verilmesi kararına karşı çıkmasının herhangi bir temeli olmadığına karar vermişti. Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak 2021 kongre baskınını soruşturan komisyonun başkanı Demokrat Partili Benny Thompson ve başkan yardımcısı Cumhuriyetçi Partili Liz Cheney yaptıkları açıklamada anayasa mahkemesi kararını hukukun üstünlüğü ve Amerika demokrasisi için bir zafer olarak niteledi. Geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Korgeneral Abdülfettah El Burhan Sudan meselesiyle ilgili olarak yeni bir geçici hükümete 15 bakanın atanmasına ilişkin bir karar yayınlandı. Daha önce Egemenlik Konseyi bir Amerikan delegasyonuyla ulusal yetkililere sahip bir hükümet kurma ve Sudan'da özgür ve adil seçimler düzenleme konusunda anlaştı. Şimdi de başlıkları hatırlayalım. Diyale Operasyonlar komutanlarının açıklamasına göre Daesh, Diyale iline bağlı Uzeyim nahiyesinde saldırı düzenledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazimi, Diyale'nin El Uzeyim ilçesinde meydana gelen terör olayıyla ilgili acil bir soruşturma başlatmaya talimat verdi. Ortak Hareket Komutanlığı Diyale'nin de El Garami Ozaym nahiyesinde düzenlenen Daish saldırısında şehit düşenler için bir yaz tuttu. Mısır ve Ürdün Irak'ın Diyale ilindeki terör saldırısını kınadılar. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni tip Covid-19 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kerkük'te Şehit İbrahim İsmail Salonu'nda sivil toplum örgütü tarafından Irak Türkmen Ulusal Tiyatrosu bir tiyatro sahnesi düzenledi. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.